Yeniden hoş geldiniz. Bir parçacığın üzerine etki eden net kuvvetin yönünde hızlandığını biliyoruz. Peki ne kadar hızlanacak? Newton kuvvet ve ivmenin ilişkisiyle ilgili olarak net kuvveti bir ya da iki birim arttırırsak, ivmenin de aynı ölçüde artacağını gözlemledi. Bu da kuvvet ve ivmenin birbiriyle orantılı olduğu anlamına geliyor. Ama tek önemli nokta bu değil. Hadi gelin parçacığımızın kütlesini ele alalım. Aynı boyutta ama farklı kütlelerde iki parçacığın uzayda salındığını hayal edelim. Mesela biri pimpon topu olsun, diğeri ise kurşuna yapılmış bir top olsun. İki parçacığa da rüzgar gibi eş bir kuvvet uygulasak ne olurdu? İki parçacık da rüzgarın esme yönündeki aynı net kuvvetten etkilenirdi ama aynı oranda ivmelenmezdi. Daha küçük kütleli parçacık yani pimpon topu kurşun toptan daha çok ivmelenecektir. Yani daha küçük kütle daha fazla ivme, dolayısıyla daha büyük kütle daha az ivme demektir. Kütle ve ivmenin ters orantılı olduğunu anladık değil mi? İvmenin kuvvetle doğru orantılı olduğunu da öğrenmiştik. Bunları bir araya getirdiğimizde ise ivmenin net kuvvetin büyüklüğüyle doğru orantılı ve cismin kütlesiyle ters orantılı olduğu sonucuna varırız. Bu da bize A'nın F bölümü M ile orantılı olduğunu verir. Her iki tarafı m ile çarparsak, m çarpı a'nın f'e orantılı olduğunu ve bunu tersine çevirirsek, f'in m a'ya orantılı olduğunu görürüz. Newton, f'in m A'ya sadece orantılı olmadığını aslında eşit olduğunu fark etti. Bu Newton'un ikinci yasasıdır. F eşittir M A. Özetlemek m, A. gerekirse F parçaca etkeden net kuvveti, M parçacın kütlesini ve A parçacın inmesini gösteriyor. Şimdi yer çekimi kuvvetini bir düşünelim. Galileo'nun 1589'da Pisa Kulesi'nin tepesinden iki top bıraktığı meşhur deneyini duymuşsunuzdur. Toplardan biri hafif, diğeri ise ağır bir malzemedendi. İki topun da tamamen aynı oranda ivmelendiğini duyunca şaşırmış olmalısınız. Bu aslında herkesi çok şaşırttı. Antik Yunan'dan o zamana kadar herkes ağır nesnelerin hafif nesnelerden daha çabuk düştüğünü varsayardı. Bu durumda yer çekimi kuvvetinin rüzgarın aksine kütleden bağımsız olduğunu görüyoruz. İyi de neden böyle oluyor? Newton bize cevabı verdi. Yer çekimi yasasının ilk maddesi daha büyük kütleli cisimlerin daha fazla yer çekimine maruz kalacağını söylüyordu. İkinci madde ise kütlenin ivmeye direnç gösterdiğini söylüyordu. Bu iki rakip kavramdan biri ivmeyi teşvik ederken diğeri direniyor. İkisi birbirini etkisiz hale getiriyor. Bunu matematikle açıklamak için Newton yer çekiminden doğan kuvvetin büyük F ile gösterelim bunu. Parçacığın kütlesiyle orantılı olduğunu gösterdi. Büyük F m a ile orantılıdır. Yer çekimini ivme vektörü olarak düşünün ve buna g diyelim. Bu durumda F eşittir m olur. Yani iki denklemimiz var. Newton'un ikinci yasasına göre küçük F eşittir A'dır. Küçük F e, net kuvvetti. Newton'un yer yasasında da büyük F eşittir MG'ye eşittir değil mi? Sadece yer etkisiyle hareket eden bir parçacık için net kuvvet yani küçük F aslında büyük F'tir. Küçük F eşittir MG eşittir büyük F eşittir A. Sadeleştirirsek MG eşittir MA olur. M'ler birbirini götürür. Sonuç G eşittir A olur. Yani sadece yer çekiminin etkisiyle hareket eden bir parçacıkta ivme kütleden bağımsızdır. Bu yüzden farklı kütlelerdeki cisimler aynı hızda düşerler. Bunun gibi cisimlerin hızlanmasını hesaplayan bu gibi denklemlere hareket denklemi deniyor. Bu videoda çok önemli şeylere değindik. Burada biraz duralım ve gelecek alıştırmada öğrendiklerinizi uygulamak için size zaman tanıyalım.